bir ateist arkadaşımızla, kardeşimizle bir konuşmamız var. O konuşmanın ardından, onu da Risale-i Nur hakikatlerini aktardıktan sonra elhamdülillah inanmama fikrinden vazgeçip Müslüman oldu. Elhamdülillah iman etti. Bundan birkaç ay evvel. Onunla aramızda geçen diyaloğun bir parçasını bu akşam inşallah aktaracağız. Risale-i Nur'dan okuduğumuz bölümle ilgili bir kısa bir parçayı okuyacağız bu akşam. Tabii onunla 2 saat kadar konuşmuştuk, fakat burada tabii 2 saat hani siz bağlasam durmazsınız, ama ben yani 20 dakika kadar anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Hem sizi ilgilendiriyor, hem inanmayan arkadaşlarınız varsa onları izletebileceğiniz bir derstir. Sizi neden ilgilendiriyor? İman ettik yani arkadaş, kaç kere iman edeceğiz yeter ya demeyin. Çünkü Kur'an'da zaten ne diyor? Ey iman edenler, iman ediniz. İman edenlere Allah, bizi yaratan ve ezeli kelamını gönderen ne diyor? İman edin. Ha demek ki iman bir sefer edip biten bir şey değil. Ve imanda da mertebeler hadsizdir. Hurmanın çekirdeğinden ağacına kadar ne kadar mertebe varsa imanda da bu kadar mertebe var. Bitmeyen mertebeler yani. Ne kadar imanınızı kuvvetlendirirseniz Cenab-ı Hakk'a o kadar yaklaşırsınız ve Allah'ın indindeki mertebeniz yükselir inşallah. Tabii bir de işin şu kısmı var. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki bu dönemde Bediüzzaman talebesi Zübeyir Günüzarp'ın ifadesiyle ben söyleyeyim, taklidi iman kurtarmıyor. Bilirsiniz iman ikiye ayrılır. Taklidi ve tahkiki. Taklidi iman nasıldır? Anadan babadan görerek bir kültür mirası gibi, hani sorgulamadan, düşünmeden iman etmek. Tahkiki iman nasıldır? Araştırarak, onun detaylarını öğrenerek iman etmektir. Ne iman ettiğini bilmektir yani. Allah'a iman ediyorsun ama nasıl bir Allah'a iman ediyorsun sorusuna cevap verebilen insandır. Neden namaz kılıyorsun sorusuna cevap verebilen bir insandır. Rabbini tanıyan bir insandır. Yani başka bir ülkede, Hristiyan bir ülkede de olsa Hristiyan olacaktı diyeceğimiz kategoride taklidi Müslüman değil. Taklidi iman nedir? Hakiki bir iman kuvvetinde değildir, zayıftır. Ve o taklidi iman çabuk sönmeye mahkumdur. Açık havada yakılmış bir mum gibidir. Hemen sönebilir. Hele bu asırda, bu kadar şüphelerin olduğu bir zamanda o iman çabuk elden gidebilir. Hiç olmazsa sekeratane nedir biliyorsunuz değil mi? Hani ölmeden önceki can verme anı var ya, o anda hani ne yapıyor? Şeytan geliyor değil mi? Bütün vesvese ve şüphelerle. Ve tanıyamayacağınız, belki onu şeytan olarak tanıyamayacağınız, tanıdığınız bir insan suretinde gelir ve size ne yapar? Vesvese verir. Sorular sorar. Belki son dakikada imansız gidebilirsiniz. Yani bu hayatın nasıl yaşadığımızdan ziyade nasıl bitirdiğimiz, nasıl tamama erdirdiğimiz önemli. Nasıl yaşadığımız da çok önemli, evet, ama dolayısıyla bize tahkiki sarsılmaz bir iman lazım. Araştırılmış bir iman. Hazreti Ali'ninki gibi mesela. Ne diyor? Perdeler kalksa yakinim ziyadeleşmeyecek. İmanım artmayacak. Çünkü ben zaten Allah'ı görüyormuş gibi iman ediyorum. Şimdi toplumda nasıl bir tablo var? Allah var diyor ama yok gibi yaşıyor değil mi insanlar? Dolayısıyla bizim bu akşam okuyacağımız böyle bir bölüme fevkalade ihtiyacımız var. O arkadaşımızla da biz ilk başta bir ateist Müslüman tartışmasına girmedik. Bu yanlıştır. Böyle bir tartışma belki insanların cephe almasına ve kutuplaşmasına sebep olur. Biz onunla müşterek şeyler konuştuk. Ona dedik ki, ne olursa olsun şu ortamda konuşacağımız şey sana fayda sağlayacak. İster başka bir dinden ol, ister Müslüman ol, ister hiçbir şeye inanma. Şu konuşacağımız şey bize bir şeyler kazandırsın. Tamam mı, kabul mü? Kabul dedi. Ve zamanın ne kadar değerli olduğunu konuştuk. Evet. Bizim bir dakikamız bile ne kadar kıymetli. Bunu anlamak istiyorsanız ölmek üzere olan bir adama sorun. Zaman çok kıymetlidir, değil mi? Dolayısıyla bu kıymetli zamanımızı kıymetli şeyleri konuşarak geçirmemiz lazım. Hayatın amacı nedir diye sordum ona. Hayatın amacı nedir? Ne olabilir Levent, hayatın amacı? Evet. Kim açısından Sana olmasın ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Hayatın amacı nedir? Hayatın amacı nedir diye sorunca o arkadaşımız dedi ki mutlu yaşamaktır dedi. Öyle midir dedim. Evet dedi. Mutlu, rahat, değil mi? Keyfimizi
sağlayabileceğimiz şekilde yaşamaktır. Mesela sevdiklerimizle vakit geçirmektir. Çocuğumuz olabilir. O çocuğumuzla hiç ayrılmamaktır. Doğru mu mutluluk? Başka nedir o zaman? Genç kalmak da bir mutluluk diyebilir miyiz? Hiç ihtiyarlamamamız lazım mutlu olmamız. Çünkü ihtiyarlık mutsuzluk sebebi. Hastalık var işin içinde. Rahatsızlanıyorsun, hayattan lezzet alamıyorsun, tadamıyorsun, edemiyorsun. Doğru değil mi abi? O zaman ihtiyarlamamamız da lazım. Pek çok mutluluk türevlerinden bahsedebiliriz. Yiyip içmenin, yatmanın, gezmenin, tozmanın yanında bir sürü şey var. Ama genç kalmak çok önemli bir şey yani bu işin içinde. Peki tamam, bunu bir kenara koyalım. Hayatın amacı ne dedi? Mutluluk dedi. Ve mutluluğu böyle şeyler olarak tanımladık. Doğru mu? Peki ikinci olarak, devam etmeyen bir lezzette mutluluk var mıdır? Yoktur değil mi? Mesela o çocuğun anlayacağı dilden şöyle bir misal verdik. Dedik ki, nişanlanmışsın, hatta evlenmişsin, çiçeğin burnunda, böyle almışsın o dünyalar güzeli eşini yanına, takmışsın koluna. Senin için hayatın anlamı o. Senin için artık bütün güzellik ve mutluluk kaynağı neredeyse o haline gelmiş. Çok büyük mutluluklar yaşıyorsunuz. Tam da böyle en güzel zamanlar. Artık birbirinize doyamıyorsunuz, beraberliğe doyamıyorsunuz. Takıyorsun koluna bir gün, dışarıya çıkıyorsun dedim. Ve sana böyle yolda giderken, karşıdan karşıya geçerken dedi ki, aa aşkım dedi, şuradaki kağıt helvacıdan bir pamuk şeker bana alır mısın dedi. Sen de tabii bir kahraman moduna girdin. Tabii ki de dedin. Koştun, Levent bunu daha iyi anlar şimdi. Koştun hemen, kaptın. Bu herkese umum var, bu diyeceğimi algılama üstünde de. Kaptın pamuk şekeri. Tam geri dönüp o pamuk şekeri sevdiğine verecekken geriye bir döndün, acı bir fren sesi. Bir baktın ki sevdiğin yerde yatıyor, boylu boyuna. Yüzünde Lassa yazıyor. Eyvah. Onu hiç tanımıyorken hissettiğin seviyenin ne kadar altında, dehşetli bir acıya dönüştü değil mi bu? Neden? Çünkü devam etmeyen bir lezzette elem vardır. Mutluluk yoktur. Bu dünyadaki bütün mutluluklar, mesela hayatı tatmak, mesela bir baharı idrak etmek, mesela birini sevmek, helalinle yaşamak, mesela bir dostun olması, pek çok güzel şeylerden bahsedebiliriz değil mi? İsterseniz şöyle yaklaşın bu tarafa doğru. Arkadaşlar sıkışmayın o tarafa. Niye kümelendiniz? Yani bir sürü lezzet tattık değil mi? Bu hayata geldik. Mutlaka bu videoyu izleyenler, bu sohbeti izleyenler, şu an burada bulunanlar, herkes hayatı veya güzellikleri tatmış insanlardır. Yani ölüler herhalde izlemiyor. Bilmiyorum. İzliyorlarsa da onlar da hadi istifade etsin. Herkes bir şekilde bir mutluluk tattı mı? Tattı. Peki dedim, sana bir soru soracağım. Sence dedim, bu dünyada mutluluk diye bir şey var mı? Bir an böyle bir soruyu beklemiyor tabii, böyle bir konuşmanın peşinden ne alaka diye düşünmüş olabilir. Bilemiyorum dedi. Ben sana cevap vereyim mi dedim. O zamana kadar takip ettiğim çok umutlu çizginin tam tersinde belki umutsuz bir şeyi gülerek söyledim. Şaşırdı o yüzden. Dedim ki, bu hayatta mutluluk, dünya faniyse, ölüm varsa ve biz bu dünyayı terk edeceksek, ölüm olduğu sürece mutluluk söz konusu değil gibi gözüküyor. Doğru mu? Ya sevdiğin ölecek ya sen öleceksin. Tatlın lezzetler bitecek. İhtiyarlayacaksın. Sürekli böyle bir olumsuzluktan bahsediyoruz. Ölüm olduğu sürece bir ayrılık söz konusu. Ben hiç böyle düşünmemiştim dedi. Karamsar olmuştur. Evet. Ve ölüm varsa eğer dedi, ben o zaman bu dünyada mutluluğu bulamam dedi. Bir şeyi fark etti. Sonra ilerleyen günlerde sohbetimize kaldığımız yerden devam ettik. Sonra tabi Risale-i Nur'dan o bölümleri okuduk. Biraz sonra okuyacağım bölümü. Ve fark etti ki hakikaten bu dünyadaki ölüm meselesini çözmeden ölümün bir bitiş senaryosu olmadığını ortaya koyabilecek bir formül bulmadan dünyada mutlu olmanın imkanı yok.
insanın başına öyle bir bela, öyle bir dava açılmış ki cenneti kazanmak veya kaybetmek, cehenneme müstahak olup olmamak gibi dev bir mesele karşısında. Sonsuz bir hayat istiyorsun. Ebedi genç kalmak istiyorsun ve o ebedi gençliğin için hazırlanmış bir diyardan sana haber veriliyor. Fakat iki surette deniliyor. Ya ebedi mutlu olacaksın veya ebediyen acı ızdırap çekeceksin. Dolayısıyla benim bir an önce beni yaratan Rabbi bulmam lazım. Bu sorularıma cevap bulmam lazım. Bir an önce vesveseyi susturabilecek, akli mantıki ve kalbe cevap verebilecek, ruhu da tatmin edecek bir cevap bulmam lazım. Doğru mu? İşte hepimizin, arkadaşlar, Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Budist olsun, ne olursa olsun, insansa ortak olarak konuşacağımız işte budur. Bu mesele ortak paydamız. Buna cevap bulduğumuz sürece bizden iyisi yok. Okuyalım şu bölümü. Bakalım Bediüzzaman bu konuda nasıl bir ikna yapıyor. Müthiş bir bölüm. Diyor ki, bir eczane düşün diyor. Bir eczanede gayet muhtelif maddelerle dolu yüzer kavanoz şişeler bulunuyor. Bir eczaneye girdik, farklı maddelerle dolu bir sürü kavanoz var, yüzlerce. O edviyelerden, o tedavi malzemelerinden zihayat hayat sahibi bir macun istenildi. Hayat sahibi bir ilaç istiyorlar bizden. Bakıyoruz içeride yüzlerce kavanoz maddeler var. Hem hayatlar harika bir tiryak, bir ilaç onlardan yapılmak icap etti. Hayatlı bir ilaç ha. Geldik o eczanede o hayatlı macunun ve hayatlar tiryakın çoklukla fertlerini gördük. O macunlardan her birisini tetkik ettik. Görüyoruz ki o kavanoz şişelerden her birisinden bir mizanı mahsus hususi bir ölçüyle 1-2 dirhem bundan, 3-4 dirhem ötekinden, 6-7 dirhem başkasından ve hakeza muhtelif miktarlarda eczalar alınmış. Ne anlatıyor? Şunu anlatıyor. Mesela bir madde düşünün arkadaşlar. Bir mesela nasıl bir ilaç diyelim? Herhangi bir ilaç. Yani adı aspirin olabilir, başka bir şey olabilir. Bütün ilaçlardan hangisinin prospektüsünü açarsanız açın ne göreceksiniz? Prospektüste böyle şu 0.01 miligram bundan, bilmem 0.3 miligram şundan, çok hassas ölçüler var değil mi? O ilaç, o hassas ölçü biraz değişse zehre dönüşecek. Azıcık bir, hani biliyorsunuz onların testleri falan oluyor. Bazı insanları o test sürecinde kullanıyor. Bazı tehlikeliyse hayvanları kullanıyor ve ölüyor hayvanlar. Çünkü çok hassas ölçüler. Şimdi böyle bir ilaç bizden isteniliyor. Eğer birinden bir dirhem ya noksan veya fazla alınsa o macun zihayat olamaz. Hasiyetini de gösteremez. Hem o hayatlar tiryakı da tetkik ettik. O hayatlı ilacı da araştırdık, tetkik ettik. Her bir kavanozdan bir mizana mahsus ile bir madde alınmış ki zerre miktarı noksan veya ziyade olsa tiryak hassasın özelliğini kaybeder. Meseleyi anladık değil mi? Yüzlerce maddeden bir araya getiriyorsun sen bir tane macunu. O bir tane macun yüzler maddesinden bir maddesi birazcık fazla olsa, miligram ölçeğinde bakın, fazla olsa iyileştirmez, ne yapar? İbrahim öldürür değil mi? Zarar verir. O kavanozlar 50'den ziyade iken her birisinden ayrı bir mizan ile alınmış gibi ayrı ayrı miktarlarda eczalar alınmış. Acaba hiçbir cihette imkan ve ihtimal var mı ki o şişelerden alınan muhtelif miktarlar şişelerin garip bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın çarpmasıyla devrilmesinden, her birisinden alınan miktar kadar yalnız o miktar aksın? Ne kadar garip, saçma bir şey değil mi? Bak şimdi, o kadar hassas ölçüler. Bir girdik ki cam açılmış, rüzgar esmiş, pencere rafa çarpmış, oradan maddeler dökülmüş. Tam aradığımız hassas ölçülerde maddeler bir araya gelmiş, ilacı ortaya çıkmış. Ama bir de bu ilaç öyle aspirin falan filan gibi değil. Canlı, canlı bir ilaç.
Hiçbir cihette imkan ve ihtimal var mı ki o şişelerden alınan muhtelif miktarlar şişelerin garip bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın çarpmasıyla devrilmesinden her birisinden alınan miktar kadar yalnız o miktar aksın, beraber gitsinler ve toplanıp o macunu teşkil etsinler. Böyle bir şey mümkün değil. Acaba bundan daha hurafe, daha muhal, batıl bir şey var mı? Çok saçma değil mi kardeşim? Pencere açılacak, tesadüfen maddeler bir araya gelecek, bir tane ilacı oluşturacak. Herkes anlıyor değil mi? Furkan'a sorayım. Herkes anlıyor mu Furkan? Ben anlıyorum. Tamam sen anlıyorsan. Herkes anlıyor. Daha batıl bir şey olamaz. Eşek! Bakın Bediüzzaman Hazretleri. Bediüzzaman'ın asrın harikası demek. Böyle bir alim zat. Ne diyor? Eşek. Muzaaf bir eşekliğe girse sonra insan olsa kimisi buna hani eşe ol eşek diyor. Ama bu hani biraz daha beter. Eşek iki kat bir eşekliğe girse sonra insan olsa bu fikri kabul etmem diye kaçacaktır. Bunu hiç akıllı bir insan kabul eder mi? O macunu yemeyiz. Değil mi? Yemeyiz. Öyle bir şey olamaz bile. Hangi macun oluşturama ortaya yemezler diyorsun. İşte diyor ya yemeyiz. Yedirmeyiz diyorsun. İşte bu misal gibi her bir zihayat, hayat sahibi elbette zihayat bir macundur. Sen bir macunmuşsun Ramazan. Bak ne öğrendik yani. Mert sen de macunsun. Macun gibi çocuk diyeceğiz buna sana. Her bir zihayat elbette zihayat bir macundur. Enteresan bir tabir oldu ondan. Duramıyorum hakikaten macun gibiyiz yani. Çünkü macun da farklı maddeler bir araya getirerek oluşturuyorsun. İnsanda da bir sürü maddeler var doğru mu? Veya hayvanda veya bitkide. Ve her bir nebat, bitki hayatlı bir tiryak gibidir ki çok müteaddit eczalardan, çok farklı maddelerden, çok muhtelif maddelerden, gayet hassas bir ölçüyle alınan maddelerden terkip edilmiştir. Mesela bir ısırgan otu. İçinde kaç tane madde var? Bir sürü madde var. Isırgan otunu oluşturan bir sürü farklı farklı mineraller, vitaminler, bilmem efendim farklı farklı bir sürü element var. Şimdi ısırgan otunu biliyorsunuz ki mesela efendim şöyle sürersen böyle faydası var, ezip yersen şöyle faydası var, kaynatıp içersen bilmem boyun uzar, böyle şeyler bir sürü faydaları var yani. İlaçlar da zaten, ilaç dediğimiz şeyler de bunlardan yapılıyor doğru mu? İlaç dediğimiz şeyler bitkilerden yapılıyor. Her bir bitki o zaman canlı bir ilaç mı? Öyle. Lokman Hekim'in kullandığı şeyler bunlar. Eğer sebeplere, unsurlara isnat edilse bu ve esbab icat etti denilse aynen eczanedeki macunun şişelerin devrilmesinden vücut bulması gibi 100 derece akıldan uzak, muhal ve batıldır. Yani o kadar işe yarayan, o kadar faydaları bulunan o ısırgan otu tesadüfün çarpmasıyla kendi kendine oldu demek bu derece saçmalık. Elhasıl şu eczani kübra-i alemde hakimi ezeliğinin her şeyi hikmetle yapan ezeli zatın mizan-ı kaza ve kaderiyle alınan mevadd-ı hayatiye hadsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilim ve her şeye şamil bir irade ile vücut bulabilir. Kör, sağır, hudutsuz sel gibi akan külli unsurlar ve tebaayı esbabın işidir diyen bedbaht, o tiryak acayip kendi kendine şeylerin devrilmesinden çıkıp olmuştur diyen divane bir hezeyancı sarhoş bulunan bir ahmaktan daha ziyade ahmaktır. Evet o küfür ahmakane, sarhoşane, divanece bir hezeyandır. Nasıl? Normalde kullandığı o tatlı dilden ne kadar ağır ifadeler kullanıyor değil mi Bediüzzaman? Haklı mı haksız mı? Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Size elmadan bahsedeceğim. Hatta benim huyum biliyorsunuz. Yani Müslümanların da gıybet etmeme gibi bir özelliği var. Ben de ne zaman böyle bir şeyden bahsedeceğim yanında getirmeye çalışıyorum ki gıybet olmasın. Gene sizi getirdim. Elmadan haftayı inşallah gergedandan bahsedeceğim. Şaka yapıyorum. Evet. Mesela bu elmanın ne gibi özellikleri var arkadaşlar? Hala gergedanda aklım biliyorum buranın. Elmaya odaklanalım.
Bu elmada pek çok mineral ve vitamin var. C vitamini var, E vitamini var, demir var, bir sürü mineral var. Ben eşyalıkçıyım, çok detaya giremiyorum o yüzden. Bunun faydalarını ben araştırdım sizin için. Bakın ne gibi faydaları var bu elma arkadaşlar. Dişlere diş fırçalamaktan daha çok faydası varmış. Her gün bir elma yemen. Kuvvetlendiriyor. 2. Kansere müthiş bir önlemdir. Özellikle de bağırsak kanserine. Müthiş sindirimi kolaylaştıran bir özelliği var bunun. Elmayı inceliyoruz. Yani pek çoğunuzun belki her gün tükettiği bir şey. Ne işe yarıyor öğrenin, ondan sonra yani yerken öyle yani insan dışı yemeyin, insanlık içinde yiyin yani. Bakın kalbe müthiş faydası varmış. İçinde Q enzimini salgılatan bir madde var. O maddenin sayesinde bu Q enzimi vesilesiyle ne yapıyor? Kalbe müthiş faydası var. Başka kolesterole, zararlı kolesterolü önleyici, faydalı kolesterolü arttırıcı, bu şekilde vücudumuzun faydasına, sıhhatine çalışan Petkin isminde bir madde var içinde. Başka? Kabızlık. Ama bunun detayına girmeyeceğim. Bağışıklığa müthiş faydası var. Bağışıklık. İçinde C vitamini olduğu için insanın bağışıklığını inanılmaz kuvvetlendiriyor. C vitamini. Elmayı sürekli yiyeceksiniz. Yani biz yanlış anlamayın, bir elma şirketiyle anlaşmadık. Yani size bildiğiniz bir şeyi anlatıyorum bakın. Onun dışında özellikle hani hanımların en çok ilgisini çeken konu zayıflama etkisi var. Elmayı her gün yiyen, elmanın bu gene Petkin maddesinden kaynaklanan bir doygunluk hissi vermesi, zayıflamada, sindirimde, hazımda kolaylık yapması söz konusu. Şimdi arkadaşlar bunu niye anlattık? Bunu zaten işte bazı şeylerde görüyorsunuz. Google'a girseniz zaten Hazreti Google ne sorsanız cevap veriyor sağ olsun. Şimdi arkadaşlar bu elmanın az önce okuduğum bölümle ilgili olan bir düşünme şeyine sokarsanız elmanın ne kadar fayda sağladığını göreceksiniz. Kime? Bize. He, demek ki beni yapan kimse, bana bu elmayı veren aynı kişi. Benim midemi tanıyanla, midemi yapanla, buna bu özellikleri koyan, benim vücudumu tanzim edenle bunu yapan aynı kişi. İhtiyacını biliyor, ona göre yapmış. Ne diyor o acaba arkadaş? Yok efendim gaz ve toz bulutu patladı, şöyle böyle oldu, tesadüfen şöyle oldu, böyle çarptı, tesadüfen şu geldi, bu oldu. Biliyorsunuz elmanın içinde demir var ve demir, Kur'an'ın ifadesiyle biz demiri gökten indirdik diyor. Bu da bir ayrı bir mucize. Dünyaya demir başka bir süpernovanın patlamasıyla geldi. Şimdi bir sürü bunun gibi yüzlerce binlerce bir elmanın olması için gerekli şey var. Hatta bir elmanın olması için bir kainat şart. Neden? Bu elma bakın şurada sapı var. Saptan dala bağlı. Daldan işte yaprağı şeye, gövdeye, oradan köklerle toprağa, dolayısıyla suya, dolayısıyla bir atmosfere, dolayısıyla bir güneş sistemine, dolayısıyla bir güneşin olması şart. Güneşin hani bu işleyişinin kusursuz olması için bir galaksinin mükemmel, kusursuz işlemesi şart. Dolayısıyla bir elmayı ısırıp yiyebilmen için kusursuz bir şekilde kainatın işlemesi şart. Bir elma için bir kainatı işleten bir zat sana hizmet ediyor ve sana bunu gönderiyor. Hizmet ettiriyor onlara. Mükemmel bir şey değil mi? Arkadaşlar, bu elmayı odundan bilmek, değil mi? Odunun akıbetine gitmektir. Odunun akıbeti de yanmaktır. Başka bir yönünü ele alalım. Mesela bu elmanın içinde ne var? Meyve asitleri var değil mi? Çekirdek diyor. Tabii bilgi seviyesi. Hani. Elmaya elma tadını veren Cemcim çekirdek değil. Meyve asitleri. Ama bu meyve asitleri vücudumuza o kadar tesir edebilecek kadar zararlı ki. Bunu tek başına yersek biz elmayı yedikten sonra kendimizi hastanede bulmamız gerekiyordu. Ama öyle değil. Hepiniz de elma yemiş insanlar gibi duruyorsunuz. Bize bir şey olmadığına göre yemeye devam diyoruz. Bize bir şey olmadığına göre ne var bunun içinde? Arkadaşlar meyve asidini dengeleyen demir var içinde. Ve o demirin de zarar vermemesi için gene karbonat ve negatif iyonlar var içinde. Yani bu şu demek.
Arkadaşım ya sen ağacın seni tanıdığına inanıyorsun. Hani o bir tane meyve suyu markasının yanında yazıyor ya. Bize bu elmaları cömert meyve ağaçlarıyla gönderen tabiat anaya sonsuz teşekkür ediyoruz diye. Kendi inançlarına göre bir hamd etmişler ama tabiata. İşte bakın aradaki o ufak nüans farkı. Zaten nüans fark demek. O ufak nüans ne kadar şeye etki ediyor görüyorsunuz değil mi? Ya işte arkadaşlar ya seni ağaç tanıyor, senin midene göre, senin midene zarar vermeyecek şekilde buna meyve asidini dengeleyecek demiri vesaireyi koyuyor. Veyahut da senin mideni bilen bir zat, senin mideni ve iç organlarını tanzim ettiği gibi bütün kainatı da aynı o şekilde tanzim etmiştir. Ve sana dalların eliyle o ağaca çamur yedirip şerbetli tatlılarını sana uzattırarak bunları ikram ediyor. Alın insanlar yiyin diyor. Yiyin ama bunu benden bilmeyin. Size bunu gönderen sonsuz keremkar ve hikmetli zatı tanıyın, bilin diyor. Elbette senin gözüne hitap eden, bu elmaya bu rengini veren, senin gözüne de onu görebilecek kabiliyeti veren, senin diline bunu tadabilecek ölçüyü veren, elbette burnuna bunun kokusunu almanı sağlayabilecek, buna da eşsiz elma kokusunu veren, kesinlikle ben değilim. Zira ben akılsızım, şuursuzum, ilimsizim. Bu elmayı yapmak içinse bu elmayı yokluk aleminden varlık alemine çıkarmak için mesela bir irade sahibi olması lazım. Bir hayat sahibi olması lazım. Ölü biri bir şey, bir elma hele hiç yapamaz ki bir insan bugüne kadar bir elma yapamamış. Demek ki insandan çok 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 daha öte bir ilmi, bir iradesi, bir sanatı, bir teknolojisi olması lazım. Kafa açıyor değil mi? Bakın işte. Ya. Onun dışında hikmet sahibi olması lazım. Çünkü bu kadar menfaat var elmanın içinde. Bu kadar faydalara hizmet ediyor. Dolayısıyla faydanın dahi ne olduğunu bilmeyen bir ağaç, bir toprak bunu yapamaz. Elbette sonsuz ilim sahibi bir zat olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, elmayı tanıdınız. Şimdi biraz da hani gözle tefekkür ettik, biraz da dilimizle tefekkür edelim ve bunu bize gönderen zata sonsuz şükredelim. Onun bununla beraber gönderdiği mesajı okuyalım ve karşılığı olan bizden beklediği onun kendini sevdirmesine ve tanıttırmasına mukabil onu tanıyalım iman ile ve onu ibadet ile sevdiğimizi gösterelim. Getirin elmaları arkadaşlar. Allah razı olsun. El Fatiha.